Niles Kellogg ve karısı 1931 yılında bir deney yapmaya başladılar. Ancak bu deney genelde yapılan deneylerden oldukça farklı ve sıra dışıydı. İşte küçük oğullarına kardeş olarak seçtikleri 7,5 aylık bir şempanzeyi birlikte büyüttükleri Kellogg deneyi. "26 Haziran 1931'de psikolog Niles Kellogg ve karısı, oğulları Donald 10 aylıkken 7,5 aylık dişi bir şempanze Guay'ı Florida'daki evlerine aldılar. Çift şempanze Guay'ı erkek bebekleri Donald'ın yanında büyütmeyi planladı. Amaçları her ayrıntıda aynı şekilde ele alınırsa Donald ve Guay arasında hangi benzerliklerin ve farklılıkların gelişeceğini öğrenmekti. Kellogg, öğrencilik günlerinden beri böyle bir deney yapmayı hayal etmişti. Vahşi çocuklardan ya da çoğu zaman doğada insan teması olmadan yetiştirilenlerden büyülenmişti. Kellogg, bir insan yavrusunu vahşi doğada terk etmenin etik olarak kınanması gerektiğini biliyordu. Bu yüzden ters senaryo üzerinde deney yapmayı seçti ve bir bebek hayvanı medeniyete getirdi. Tansiyon, hafıza, vücut büyüklüğü, karalama, refleksler, derinlik algısı, seslendirme, hareket, gıdıklanmaya tepkiler gibi konuları içeren kapsamlı bir bilimsel deneyler listesine ek olarak iki bebeği tamamen aynı şekilde büyüttüler. Şempanze bir bebek gibi bakıldı. Tulumlar giydirildi, bir bebek arabasına bindirildi, mama sandalyesine oturdu, yatakta uyudu ve iyi geceler öpücüğüyle uyutuldu. Deney 9 aylık bir süre boyunca gözlemlerin, filmlerin ve testlerin dikkatli bir şekilde gün be gün kaydedilmesiyle sürdürüldü. Bir süre Gua, Donald'a kıyasla bu testlerde gerçekten başarılı oldu. Gua, bir insan gibi ayakkabılarını giyebiliyor, dik yürüyebiliyordu. Kaşıkla yemek yiyor, bardaktan su içiyor ve kapıları açabiliyordu. Donald'ın yanı sıra ebeveynleri kucaklamak ve öpmek gibi insan jestlerini ve şefkat gösterme yollarını taklit ediyordu. Çoğu çocuk gibi o da ebeveynler dışarı çıkıp onları yalnız bırakınca yaygara koparıyordu. Gua'nın gelişim hızı, özellikle tırmanma ve zıplama gibi motor becerilerinde çocuğunkinden çok daha hızlıydı. Ayrıca Donald öp, el sıkış, burnunu göster gibi toplam 95 kelime ve deyime cevap vermeyi öğrendi. Dileklerini homurdanmalar ve ciyaklamalarla bildirmekten başka sözcükleri ya da tümceleri söylemeyi asla öğrenemedi. Tuvalet eğitimi çocuğun öğrenme hızına oranla çok daha yavaştı. İlk aşamalarda şempanze erkek çocuktan daha hızlı ilerlemesine rağmen deneyin sonuna doğru özellikle insan taleplerine entelektüel uyum sağlama konusunda geride kaldığı anlaşıldı. Dr. Kellogg ve eşi tarafından hazırlanan bu deneyin raporunda bir hayvan eğitim ve insan birlikteliği yoluyla insan sosyalleşmesinin önemli bir kısmına ulaşabileceği belirtildi. Ama aynı zamanda sosyalleşme ve insanlaştırma etkilerinin miktarı ne olursa olsun insan olmayan türlerin başarabileceği insanileştirme derecesine ilişkin kesin sınırlar olduğu da belirtilmişti. Oldukça ani ve gizemli bir şekilde sona eren deney için bazı yazarlar şu ifadeleri kullanmıştı. Çalışmanın 28 Mart 1932'de Guan'ın kademeli bir iyileştirme süreciyle Orange Park Primate kolonisine geri gönderilmesiyle sonlandırıldığı söylendi. Ancak bunun nedeni bilinmiyor. Kellogg'lar 9 aylık aralıksız ebeveynlik ve bilimsel çalışmalardan yorulmuş olabilir. Ya da belki Guan'ın güçlenmesi ve daha az yönetilebilir hale gelmesi ve bayan ve Dr. Kellogg'un onun insan kardeşine zarar verebileceğinden korkmasından kaynaklıdır. Gua, insan dillerini öğrendiğine dair hiçbir belirti göstermezken kardeşi Donald, Gua'nın şempanze sesini taklit etmeye başlamıştı. Kısacası, Donald'daki dil yereliği çalışmanın sonunu getirmiş olabilir.